İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurması kararı Fatih halkının lehine alınmış bir karardı. Burada somut bazı önemli şeyleri söyleyebilirim. Önemli olan olaylardan bir tanesi Şehremeli Mahallesi'nde bulunan İETT garajının T2 alanı, yani ticaret alanından çıkartılarak yeşil alan olarak halkın hizmetine sunulmasıdır. Bu konuda bizim taleplerimizi mahkeme durdurarak bizim görüşlerimiz doğrultusunda karar vermiştir. İkinci önemli olay Kumkapı'daki balıkçı barınağının marina yapılması kararıdır. Biz bu konuda da itirazımızı mahkeme olumlu görüş vererek buradaki balıkçı barınağının marina olarak yapılmasının yürütmesini durdurmuştur. Üçüncü ana konu başlıklarından bir tanesi Yedikule'den Ayvansaray'a kadar sur bantına yakın bölgedeki sosyal alanların spor alanı olarak düzenlenmesi bizim itirazımızı doğrultusunda yeşil alan ve UNESCO'nun kararları doğrultusunda tarihi kimliği aksatacağı yönünde yürütme durdurulmuştur. Bu da çok önemli. Şimdi bu Kenel Caddesi'nin genişletilmesi ve bir takım alt geçitler, üst geçitler yapılmasıyla ilgili yürütme durdurma kararı vermiştir mahkeme. Buranın planın temel amacında tarihi Yarımada'daki yoğunluğu engelleyici, yoğunluğu azaltıcı tedbirlerine karşı bir planlama olduğundan iddia etmiştir. Dolayısıyla ana başlıklar bunlar daha 61 bizim taleplerimiz 61 başlık söz konusuydu. Bu 61 başlıkta 44 tanesini yürütmeyi durdurma kararı vermiş mahkeme. 17 başlığı da reddetmiştir. Biz, 17 başlık içerisinde sizin kayıp olarak gördüğünüz var mı acaba? Bu 17 başlık içerisinde daha çok otoparklarla ilgili yerler var. Otoparkların Fatih'teki otopark yeterliliğinden dolayı yeşil alanların altına yeraltı otoparkları yapılması doğrultusunda kararları bir kısmı uygun görmüş, bir kısmında uygun görmemiştir. Uygun görmediği alanlar açısından bir tanesi İstanbul Üniversitesi'nin yapılaşmasının devam etmesi, büyümesiyle ilgili yapılaşmaya izin vermiştir. Nitekim Sirkeci Garı'nın kültürel alan olarak kalmasını kabul etmiştir, devam etmesini istemiştir.